Deprem riskinin en az olduğu düşünülen Ankara'da da diri bir fay hattı ortaya çıktı efendim. İşin ilginç yanı da o tek hattın yeni bir yerleşim yerinden geçiyor olması ve o hat üzerinde çok ama çok kritik yapılar var. Fay hattında geçtiğini söylüyorlar. Yok canım, olur mu öyle bir şey? Aktif fay mı çıkmış? Türkiye 6 Şubat felaketi sonrası hala beşik gibi sallanıyor. Depremin vurmadığı kentlerde de herkes bulundukları yerde fay olup olmadığını inceliyor. Ağlayacağım gerçekten, çok kötüymüş. Bursa'ya taşınmayı düşünüyorum. Oradaki evim çok sağlam çıkıyor zaten. Başkent Ankara deprem açısından en risksiz yerlerden biri olarak gösteriliyordu. Maden Tetkik Arama Kurumu'nun diri fay haritasına göre ise durum hiç öyle değil. Bağlıca'dan Yapracağı doğru uzanan bir fay var. Haritada dikkat çekense Ankara ve çevresinde fayı simgeleyen sadece tek bir çizgi olması. Tam da sizin buradan geçiyor. Evet, Allah korusun yani. Evinizin durumu ne? Biliyoruz. Sağlam diye biliyoruz. Şok oldum inanın. Güveniyorduk Ankara'ya. Bir şey haymana da olduğunu biliyorduk biz fay hattının. Tabii birçok Bağlıcalı bizden öğrendiği için şu anda merakla baktılar. Maden Tetkik Arama Kurumu'nun haritası elimizde çünkü. Onun da fotoğrafını çekenler oluyor. Fay Bağlıca'dan Yapracık'a uzanıyor. Ümitköy, Yaşamkent, Konutkent ve Koru semtleri yakın çevrede. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kale adı verilen yeni binasıyla Genelkurmay Başkanlığı'na ev sahipliği yapacak inşaat da aynı bölgede. Bağlıca zaten ama şey bölgesi, villa. Çoğunlukta villa olduğu için iki katlı. Mesela çok katlı binalar görüyoruz. Çok katlı binalar da daha yeni yapılanlar. Fay haritada kuvveterner olarak işaretlenmiş. Kuvveterner demekse fayın şüpheli olduğu anlamına geliyor. Bağlıca çok yeni bir oluşum yeri. İnşallah binaları güvenli yapmıştırlar.